Boğaz Köprüsü'nden geçerken dedim hemen kamerayı açayım. Bu Kasım ayının sanırım 4'ü. Ya da 3'ü. Neyse. İşte o gün havanın böyle güzel olması, motorun üstünde üşümüyor olmamla birlikte dedim ki takipçilerimize de bu güzel günü gösterelim. Evet arkadaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeyiz. Yani ikinci köprüdeyiz. Ve CB125 Acele'yiz. Herkesin sevdiği ve rahatlıkla, yani çok zor değil ulaşılması, rahat alabildiği bir motor. Ben genelde yeni başlayan kişilere öneriyorum. Oldukça yeni başlayanlara uygun bir motor. Yanlış hatırlamıyorsam dediğim gibi 4 vites, yok 4 vites olduğunu biliyorum. 6 beygir falan da herhalde, 7 de olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam o civarlardaydı. Bu motoru bugün sattım arkadaşlar. Yani sattım gibi bir şey işte, şimdi gidiyoruz işlemleri yapmaya. Bir aksilik olmazsa. Arkadaşlar bu motoru ben 300-400 kilometredeyken aldım. Yani sıfır gibi almıştım. Temiz bulmuştum. Sıfır gibi almıştım bunu. Şimdi yaklaşık 11 bin kilometrede ve 11 bin kilometredir ben de. Ben acemi birisi değilim arkadaşlar. Yaklaşık bu sanırım benim 10. motorum falan yani. Hani daha önceden de bir sürü motor kullandım. Çok fazla hırpalamadan, zorlamadan bu motoru kullandım. Ne diyeyim başka? İşim gereği bazen hor kullanmak zorunda da olduğum zamanlar oldu. Ama bunlar çok fazla değil diyebilirim. Ben bu motordan çok memnundum arkadaşlar. Hala memnunum. Ama tabii ki şimdi farklı bir motor aldım az önce bugün. Onu da bir sonraki videoda sizinle paylaşacağım hangi motor aldığımı. Bu motoru tavsiye ediyorum. Honda CB125 Acele'yi. Böyle sağa sola gitmek için ne bileyim, yeni başlıyorum, motor öğrenmek istiyorum, vites, debriyaj vesaire gibi şeyleri öğrenmek istiyorum diyorsanız böyle bir şeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Galiba sıfırı 4500 küsür liralarda şu an, biraz zamlandı haliyle. Ne diyordum? Öyle bir şey tavsiye ederim yani. Güzel motor. Bugün bu motorla sanırım son sürüşüm. Birazdan CB125 Acele'yle üzülerek de olsa yollarımıza ayıracağız. Aslında benim amacım bu motoru ömrümün sonuna kadar satmamaktı. Ama satmak durumunda kaldım. Ne yazık ki. Tabii bazı dezavantajları mevcut arkadaşlar. Ucuz olmasının ve Honda olmasının verdiği sebep ile. Yani Honda olmasının verdiği sebep şu şekilde. Ucuz olsun diye adamlar işte kampana fren koymuş. Biliyorsunuz o ünlü meşhur videodan zaten benzin göstergesi yok. İşte selektör yok mesela, o çok uyuz bir şey. Ondan sonra abi 4 vites, bir vites daha koysalarmış mesela gibi dezavantajları mevcut. Amortisör, lastikler şambriyelli, o biraz sıkıntı. Amortisörler mesela çok böyle hani, yani 4000 liraya da bu kadar olur dercesine bir motor yapmış adamlar. Ama dediğim gibi 4000 liralık parasını bence hak eden bir motor. En azından ben de hiçbir sorun yaşamadım diyebilirim. Yani şu an için ben bir sorun yaşamadım. Tavsiye ediyorum. Bir tek benzinim bitti, onda yolda kaldım. Onun dışında Allah'a şükür herhangi bir yolda beni bırakmışlığı yok diyebiliriz. Böyle arkadaşlar, CB125 Acele 2013 modelli motorum. Ben biraz temiz kullanırım motorlarımı ve bu motor da tertemiz arkadaşlar. Hani dışarıdan bakan genelde keşke bana satsaydın falan filan diyorlar. Ama hayırlısı herkes için hayırlısı olsun diyebiliriz. Bugün de bayağı rüzgar var ha. Evet, CB125 Acele
Elveda o zaman. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kışın yaklaşmasıyla beraber biliyorsunuz CB125'imi sattım. Kendime bir araba aldım. Şimdi artık evden işe arabayla gidip geliyorum. İşte yeni araba. Yamaha X-Max. Bir hayırlı olsununuzu alırım. Nasıl? Yeni motorum. Yamaha X-Max. Bak, diz örtüsü aldım. Elcik koruma aldım. Araba oldu. Bak, bacaklarımı sokuyorum buradan. Oh! Öbür bacağımı da sokayım. Soktum. Şimdi kontağımı açayım. Evet baba. Selam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yeni arabam Yamaha X-Max 250. Esnaf motoru, skuterı. Ama bugün çok rüzgar var ya. Kendi konuştuğumu duyamıyorum ha. Böyle bir alet. Kapattım her yerini, araba gibi oldu. Şimdi bakalım. Bu soğuk, yağmurlu havalarda, bugün hava güzel ama rüzgarlı. Soğuk ve yağmurlu havalarda nasıl olacak göreceğiz. Bir hafta falan oldu alalı. Videoyu daha yeni çekebildim. Böyle şeyler. Hava acayip rüzgarlı ama he. Sağdan soldan vuruyor. Bir de bu şeyle iyice kapattım ya üstünü. Böyle bir koyuyor, sağa sola fırlıyorum yani. X-Max 250 abi, şöyle bir olayı var. Benim çok sevdiğim, bir haftadır yaklaşık 1000 kilometre, hatta 1000 kilometre yaptım aynen. X-Max 250'nin 90-100'de giderken samimi söylüyorum, tıpkı bir araba gibi abi. Yani neden araba gibi? Zaten titreşim yok. Rüzgar, bugün rüzgarlı olduğu için alıyorum ama normal şartlarda çok fazla rüzgar almıyorum. Hele bir de ön cam biraz daha yüksek olsa, şu kadar falan olsa hiç rüzgar almayacağım. Ama bu da yeterli. Azıcık da alalım yani, o kadar da değil. Bu cam dediğim gibi böyle biraz rüzgar almadan gidiyorum. Ses yok. Yani fıtı fıtı 90-100'de giderken böyle bağırmıyor. Güvenli bir şekilde gidiyor, sarsmadan. Sabit, stabil bir şekilde. Çok fazla zıplatmadan, özellikle böyle temizse yol, çok güzel gidiyor. Onun dışında dediğim gibi araba gibi yani, motor. Skuter. Çok rahat. Hakikaten yani vites yok, şey yok, debriyaj yok. Gerçi ben alışkınım vitese, debriyaja ama herkes alışkın değil. Ama yani bu böyle vitesliden sonra tabii çok rahat geliyor. Ama tabii ki vitesli kullanan birisi skutura geçince otomatikmen biraz tedirgin olabiliyor. Çünkü ben vitesli de tabii ki alışkınım sürmeye. İşte depo bacaklarımın arasında daha rahat hakim oluyorum vesaire. Ve aynı zamanda çok daha iyi duruyorum skuturla kıyaslayınca. Bu tabi biraz ilk etapta alışana kadar şey yapabiliyor, ne onun adı, güven vermeyebiliyor. Ama bu motorun güvensiz olduğu anlamına gelmiyor. Benim alışkın olmadığım anlamına geliyor. O yüzden ona da alışana kadar biraz devam ediyoruz. Ben seviyordum zaten X-Max'i, daha önceki videolarımda da söylemişimdir muhtemelen. Sonunda nasip oldu bana da, kullanıyoruz. Güzel motor, tavsiye ederim. Şimdi birkaç gündür eve gidemiyorum. Yani eve gidemiyorum derken, işten, güçten, sosyal hayattan eve gidemedim. Bugün inşallah evime gidip biraz dinlenmek istiyorum. Geçen akşam Kemal Tuğrul Sümer, Utku, Cihan ve Tuğra var. Onlar da
motovlogları falan var. Egemen vardı bir de. Başka kim vardı? Diğer moto etkinlikten bir arkadaş vardı. Onlarla biraz takıldık. Tanıştık, muhabbet ettik, sohbet ettik. Çok iyi insanlar. Temiz insanlar. Motorcu adamlar işte. Klasik erkek muhabbeti, motorcu muhabbeti yaptık. Güldük, eğlendik. Neyse, bunu niye söyledim bilmiyorum ama söyleyeyim dedim. Onlara da buradan selam söyleyebiliriz o zaman. O zaman böyle yeni motor X-Max, onu bir göstereyim dedim bu videoda. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok aslında. O zaman kapatayım da fazla şey olmasın. Uzun olmasın video. Çıtır tadında taze bir şey olsun. Bugün 13 Kasım Pazar 2016. Hava güneşli ama rüzgarlı. Güzel bir gün. Evime gidiyorum. Avrupa Konutları TEM'den görüşmek üzere. Yolda çizgi mizgi yok. Kafamıza göre gidiyoruz. Haydi eyvallah. Bunlar kim? Motorcular. Bir şey olmamıştır herhalde. Duruyorlardı. O zaman hadi görüşürüz. Eyvallah.